Emlak Pençem izleyicileri merhaba. Her yıl Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenen MIPIM fuarı bu yılda başladı. Kapılarını bugün ilk defa açtım. Biz de röportajlarımıza devam ediyoruz. Gaziantep Belediyesi'nin MIPIM'deki standında bulunuyoruz. Sayın Başkan Fatma Şahin bizlerle beraber. Efendim öncelikle hayırlı olsun diyorum standınız. Nasıl başladı fuar ve MIPIM fuarından aslında beklentilerinizi merak ediyorum. Belediye olarak da sanırım ilk defa katılıyorsunuz. Buyurun. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Tabii gayrimenkulün nabzının attığı, hakikaten dünyada bu alanda sektörel anlamda ne oluyor, ne bitiyor dedikleri aslında birincilikte, Şampiyonlar Ligi'nde bir fuar merkezinde bir aradayız. 100 ülkeden fazla katılımın olduğu, bugün binlerce ziyaretçinin olduğu, yatırımcıların, finansörlerin, tasarımcıların, yani işin bütün muhataplarının bir araya geldiği bir alandayız, bir merkezdeyiz. Biz niye buradayız? Bizim hem özel olarak kale ve Zeugma Müzemizin arasında, yani kültürel dokumuzun ortasında yaklaşık 500 dönümlük bir merkezimiz var. Burası bir üretim merkeziydi. Buradan üretimi durduruyoruz. Burayı bir ticaret merkezine, bir turizm merkezine, bir showroom'a dönüştürüyoruz. Bununla alakalı 2 yıldan beri yaptığımız çalışmanın lansmanı için buradayız. Özelde bu, genelde bölgedeki yatırım imkanları, fırsatları, imkanları, dünyadaki herhangi bir yerdeki yatırıma göre düşen maliyetler, pazar çeşitliliğimiz, hem şehrimizin ekonomisi, sanayisi, kültür ve turizm altyapısı, hem beraberinde sınırdan dolayı Orta Doğu yeniden yapılandığı zaman, işte bugün operasyonlarla birlikte bir güvenlik koridoru, bir huzur koridoru oluşturduğu zaman, işte Afrin başta olmak üzere bölge yeniden yapılanırken, bunun istihdam odaklı üretim merkezi olma noktasında ve bütün o şehirlerin yeniden kurulmasının en yakın merkez biziz. Bir taraftan bölgedeki yeni imkanları ve fırsatları anlatmak istiyoruz. Bir taraftan Anadolu'nun ve ülkenin gücünü anlatmak için buradayız. Yani hem özelde şehir ve bunun daha da özeli çok önemli bir kültürel aksta nasıl özel bir proje çalıştığımızı, hem de bu yaptığımız çalışmaya uygun yatırımcıların şehre gelmesini sağlamak ve bunun özellikle tasarımı, inovasyonu açısından yeni fırsatlar onlara anlatmak için bir aradayız. Sabahleyin Sayın Bakanımızla birlikte açılışı yaptık. İstanbul'un çok büyük bir çadırı var. Bu çadırın içerisinde İstanbul'a ait projeler var. Onların tanıma ve tanıtma fırsatı bulduk. Arkasından Sayın Bakanımız da çadırları dolaştık. 250'ye yakın Türk şirket var bu alanda. Onları birebir ziyaret ettik. Belediyelerimiz var, ilçe belediyelerimiz, büyükşehir il belediyelerimiz var. Onları ziyaret ettik. Şimdi de önemli çadırlar var, işte Londra çadırı, Paris çadırı gibi. Güney Asya'dan gelen ülkelerin çadırları var. Oradaki özel projelerde dünya nereye gidiyor, neyi konuşuyor. Öğleden sonra kısımda da hem bunları yerinde bakacağız, hem ikili görüşmelere bakacağız ve bunun geri dönümünü sağlayacak bir çalışma yapacağız. Peki efendim, şimdi önümüzde bir maket var. Burası Gaziantep'te, evet. Bahsettiğiniz alanda istasyon projesi olarak geçiyor. Evet. Bir kentsel dönüşüm projesi. Ne kadarlık bir yatırım diyebiliriz ve ne kadarlık bir alandan bahsediyoruz bu projede? 500 hektarlık bir alandan bahsediyoruz. Çok ciddi, büyük bir alan. Ve bu alanın içerisinde büyük bir yatırım planlıyoruz. Burayı üretiminin çıkarıldığı bir showroom'a, bir ticaret ve kültür merkezine dönüştürüyoruz. Burası şehrin kalbi. Eski şehir dediğimiz o kale ile müze arasındaki özel alan, bu özel alandaki özel tasarımla şehir bambaşka bir yere gidecek. Bunun şu anda 2 yıldan beri çalıştığımızın sonucunu, projemizi burada açıklıyoruz ve inşallah yatırımcıları şehre getirdiğimiz zaman da bunu başarmış olacağız. Yaklaşık ne kadarlık bir yatırımcı, yabancı yatırımcı burada bekliyoruz? Arayışımız nedir? Yani burada tabii iş çok büyük. Tek başına bir yatırımcı da gelebilir. Bir koordinasyon yapılarak da gelebilir. Hı hı. Ama nereden baksanız burası eski parayla, Türk parası olarak baktığınızda 1,5-2 katrilyonluk bir yatırım istiyor. Hı hı. Çok tamam. Ciddi bir yatırım. Evet. Ama bunu böyle de biliriz.
tek başına da yapabiliriz. Şu anda gelecek teklifleri değerlendiriyoruz. Peki efendim, çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Çok sağ olun.